Bunu bu sıcağın karşısında yapmak zor mu, kolay mı? İşini severek yaptıktan sonra bence sıcak falan etkilemiyor. Bunları da siz yapıyorsunuz? Evet. Bu Tarsus'la mı acılı mı, Çamlıya'yla mı? Usta merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Nebahat Çiğdem. 6 yıldır esnaflık yapıyorum. Burada çalışan mısınız, sahibi misiniz? Hayır, sahibiyim. Öyle mi? Evet. Yani patron içerisiniz o zaman, öyle mi? Evet, kasapla beraberiz. Yan taraf da bize ait. Usta burada neler yiyebiliriz? Burada et üzerine her şeyi yiyebilirsiniz. Hani burada kebap var, kuşbaşı var, köfte yapıyoruz. Hepsi kendimize ait. Erkek tuzlu eti. Ciğerimiz var, sucuğumuz var. Tava yaptırabilirsiniz. Çamlıya'yla özel has. Lahmacun aynı şekilde. Kuyruk yağı. Özellikle dürümün içerisine istediler olmasını. Biz zaten merkezdeyiz. Mersin Çamlıya'yla merkezi belediyelik, belediyenin tam karşısındayız şu an. Saat 7'den 10'a kadar açığız. Şimdi marul ve ne koydunuz? Soğansız istediler. Marul ve domates koyuyoruz soğansız isteyenlere. Bu şekilde yemek istediler. Kuyruk yağı çünkü çok lezzetli olduğu için herkes tavsiye etmiyor ama hani yemek istemiyor, ağır oluyor diye ama birazdan aynısını ben de denemek isterim. İnşallah. Biz tavsiye ederiz çünkü çok lezzetli oluyor. Ben de seviyorum. Evet. Kuyruk yağı gerçekten çok güzel lezzet katıyor. Şimdi bunlar bir kişilik mi Nebahat Usta'm? Evet. Bir kişilik. Bu her zaman bu şekilde dolu dolu değil mi? Evet. Yani şu an çekimle ilgisi var mı bunun? Hayır, yok, hayır. Burada fiyatlar konusuna biraz bahseder misin? Tabii. Ürün fiyatlarımız 65 TL. Servislerimiz 130 TL. Kilo ile yaptıklarımızın fiyatları değişiyor. Pirzolamız 500 TL. Kuşbaşımız 600 TL. Salatamız, ekmeğimiz, her şeyi dahil. Ben bu saatte tava yemek istiyorum. Yiyebilir miyim? Bu saatte hayır, yiyemezsiniz. Çünkü fırınlar belirli bir saatten sonra almıyorlar. Hani pişme süresi uzun olduğu için en aşağı bir saat sürüyor. Yani bunun sizin ilgisi yok, fırınla ilgisi var, öyle mi? Aynen, aynen. Biz her şekilde hazırlıyoruz. Ben Neşeli Kasap Ahmet Çiğdem. Eşimle beraber o tarafta pişirim yapıyor. Biz de burada kuzu pirzolalarını hazırlayıp ona yayla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Pişmiş olarak kilo fiyatımız 500 TL. Salatası, ekmeği, her şeyi yanında. Çiğ olarak da 300 TL. Yayla tavamız var, meşhur. Fındıklı lahmacunumuz var. Onlar öğlen saatinde oluyor. Belli bir saate kadar oluyor. Onun dışında olmuyor. Mesela yani saat 5'ten sonra, 6'dan sonra fırın almıyor onları. Bence etin en güzel yeri pirzola, doğru mu? Aynen. Bunlar bizim kuzu etlerimiz. Ustam, sucuğun kilosu ne kadar? Sucuğun kilosu 320 TL.
Dana sucukları bunlar. %100 dana değil mi? Tabii %100 dana. Bu sıcağın karşısında yapmak zor mu, kolay mı? Zor. Yani bayağı bir zor. Hele yaz günü. Bu aralar iyi sıcaklar var. Ama alıştım. Ama az önce bana göre kolay diyordunuz. İnsan işini severek yaptıktan sonra bence sıcak falan etkilemiyor. Aynen, katılıyorum. Evet. Çünkü ben severek yapıyorum. Burası aile şirketi diyelim ya da aile çalışırız değil mi? Evet. Bu işe nasıl başladınız? Bu işe aslında belirli yapmak olarak bir plan yoktu. Eşim zaten kasap. Hani onun hep istediği bir şeydi. Hani onun sayesinde ben kendimi dükkanda buldum diyebilirim. Böyle eliksire 6. yılımızdayız. Bu şekilde ilerliyoruz bakalım. Hani benim olduğum yer 6. yılımız ama eşimin olduğu yer dededen kalma, kuşaktan kuşağa geçme, uzun yıllardır en son şu an eşim. Bakalım eşimden sonra artık kim geçecek? Hayırlısı olsun diyelim. Aynen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Beraber olsun. Teşekkürler, sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Tarsus'tan geliyoruz. Gezmeye mi geldiniz? Evet, sıcaklardan kaçtık. Burası havası soğuktu. Güzeldir, temizdir. Kaçtığınıza değdi değil mi? Tabii, muhakkak. Ben de bu arada Adana'dan kaçtım. Of, aferin sana. Afiyet olsun. Bu da kuzu köfte mi, dana mı bu? Kuzu, dana karışık sanırım. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı ekmek arası yine 65 TL. Porsiyonlarımız 130 TL. Bunları da siz yapıyorsunuz? Evet. Bu Tarsus'la amacılı mı, Çamlıya'yla mı? Şimdi bir kasap eşi olarak et kemikli mi kemiksiz mi lezzet olarak hangisi daha iyi? İkisi de güzel bence. Tam bir siyasi konuştunuz. Ben kemikliden yanayım. Ama dediğiniz gibi kemiksiz ayrı bir lezzet. Tabii, aynen. Ayrı bir lezzet. Hani isteğe ve tercihe bağlı. Ekmeği de çok güzel. Evet. Pide ekmeğimiz Çamlı Yaylamızın. Nereye gidiyor? Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Tam bir tablo yaptınız. Afiyet olsun. Nebahat ustamız bize hem kuşbaşı hem de pirzola kemikli şekilde yaptı. Salatalar burada anında yapılıyor. Bismillah diyerek başlayalım. Lezzet süper. Çamlı Yayla adı üstünde, yayla bir yer. Yaylada da en güzel kırmızı etkiler burada ve pirzola. Ve yanında kuşbaşı. Çamlı Yayla lahmacunu.
Etin özelliği ne Nebahat Hanım? Bu yumuşacık. Şöyle, etin özelliği erkek kuzu eti olması. Kendi kuzularımız bizim. Öyle mi? Evet, kendi çiftliğimizde besleyip ve ondan sonra kasaba ve mangal bölümüne geçiyorlar. Yani siz dışarıdan et falan almıyorsunuz değil mi? Yok, hayır. Yani kendiniz besliyorsunuz. Evet. Kendiniz kesiyorsunuz. Evet. Kendiniz pişiriyorsunuz. Evet. İşte kendin pişir, kendin ye. Sen servis o zaman. Vallahi süper. Evet. Beğendiniz mi? Yumuşacık. Ben beğenmezsem adamdan buraya gelmezdim falan diyormuşum. Diğer mekanda görüşmek üzere, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rica ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun. Güle güle efendim.